Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Ben Murat Yücedağ. Veri yapıları eğitim serimizin kaçıncı dersi? 13. 13. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 6 Aralık 2017. Şimdi inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Final dönemine kadar hemen böyle hızlı hızlı veri yapıları videoları çekip Aralık ayın sonuna kadar inşallah biter. Finallere kadar yetişir. İnşallah bütünlemeye kalmadan sizler de bu dersleri geçmiş olursunuz. Şimdi ağaç yapısına değineceğim. Ağaç yapısı zaten az çok teorik olarak biliyorsunuz. Nedir ağaç yapısı? Özellikle bu hiyerarşik düzende sıralama ve arama algoritmalarında çokça kullanılan bir yapıdır ki zaten arama algoritmalarının temelinde de ne var? Ağaç yapısı var. Şimdi ağaç yapısı ile ilgili, yani ağaç veri modeli ile ilgili daha doğrusu, bu derste önce şöyle başlayacağım. Bir tane somut bir örnek gösterip sonrasında bir tane var olan bir ağaç örneği üzerindeki akrabalık ilişkilerini oluşturacağım, yazacağım ki böyle bir sınav sorusu gelmesi muhtemeldir. Mesela size bir ağaç verecek hocanız. Ondan sonra diyecek ki işte buradaki A düğümü nedir? İşte ata, çocuk, kök, kardeş vesaire. Bu şekilde sizler de bunları inşallah cevaplıyor olacaksınız sınavlarınızda. Şimdi şöyle, şu klasörü açtım ben. Burası yeni klasör. Bakın şimdi yeni klasörü açtıktan sonra şurada benim sol tarafta bilgisayarımdaki alanlar var ya. Buradan ben mesela bu bilgisayara gidiyorum. Bakın bu bilgisayarı açtım. Bu aslında eski bu. XP bilgisayarlarda falan çok daha net bir şekilde gözüküyordu şu alanlar. Şu an biraz daha modernize edilmiş durumda. Sonra ben mesela buradan nereye açıyorum? Diyelim ki resimleri açtım. Bakın resimleri açtıktan sonra resimlerin altında da bir sürü klasör çıktı gibi. Şu anda ben neredeyim? İşte bu bilgisayar, bu bilgisayardan resimler, resimlerden de buradaki klasörler. Peki burayı biraz daha uzatabilir miyim? Mesela bu bilgisayar. Bu bilgisayardan nereye gittim? Belgelere gittim. Sonra belgelerden nereye gidiyorum mesela? Belgelerden işte Euro Truck Simulator 2'ye gittim. Euro Truck Simulator 2'den profile gittim. Profilde de işte şurada bir klasör daha açılıyor. Bu şekilde ne yapıyor? İlerliyor. Burada bir ağaç yapısı var. İşte bu ve benzeri dosya ve klasör işlemlerinde, dosya ve klasör işlemlerinde sıralama yaparken Google'ın index hani arama olaylarında, ondan sonra web sitenizdeki anahtar kelimelerde, veri tabanındaki aramalarda, işte bunların tamamının altında ağaç yapısı algoritmaları bulunmakta. Şimdi bir tane hazır bir şey var. Ağaç veri modeli var. Bu veri modelinin üstünden gidelim diyorum. Örnek bir veri modeli var zaten. Şöyle bir saniye. Bu değildi. Şunun üstünden gidelim. Bunu biraz yakınlaştıralım şöyle. Şöyle daha iyi. Şimdi ne oluşturalım? Bunu nereye yazalım? Metin belgesine yazabiliriz sanırım. Bir tane metin belgesi oluşturalım. Şimdi metin belgesine gittim. Buraya başlıyorum. Mesela şimdi düğüm dediğim şey ne? Benim her bir şu yuvarlaklar içerisinde bulunan her bir alanım benim bir düğümüm. Tamam mı? Her bir alan bir düğüm. Peki buradaki düğümlerimi yazacak olursam hangi değerler düğüm? Şöyle düğüm diyorum. Eşittir. Hangileri düğüm olacak? Tabii ki A, B, C, D, E ve F'ler olacak. A, B, C, D, E ve F değerleri benim düğümlerim olacak. Sonra toplam düğüm sayısı kaç peki? Toplam düğüm sayısı 2 nokta üst üste. Şurayı da 2 nokta üst üste koyalım. Bir de şu boşluğu da kaldıralım aradan. Şöyle toplam düğüm sayısı 6. Neden? 6 tane benim değerim var. Yani her bir değer bir düğümü ifade ediyor. Peki aile ilişkilerine gidelim. Mesela burada kök düğüm hangisi? Kök düğüm tabii ki A. Yani ata düğüm olacak kendisi. Kök ya da bazı yerlerde atı olarak geçer. Ata düğüm hangi düğüm? A düğümü olacak. Ondan sonra çocuk düğümler hangisi? Çocuklar için. Şimdi çocuk olayları biraz aslında şey şöyle. Hani genel baktığımız zaman burada çocuklar için D, E ve F diyebilirim. Ama A'nın çocukları da B ve C. Ama çocuklar için genelde şey kullanıyor. Hani yaprak olan kendisinin herhangi bir alt düğümü bulunmayan yapılar, düğümler diyebilirim. Yani şöyle çocuklar için ne diyeceğim? Çocuk 2 nokta üst üste geri geldim buraya. D, E ve F olacak. D, E ve F düğümleri olacak. Sonra devam ediyorum. Peki kardeş düğümler hangisi? Şimdi kardeş düğümlere bakalım mesela. Kardeş düğümler hangileri? B ve C bir kardeş. Doğru mu? B ile C bir kardeş. Tire, tire. D'nin kardeşi yok. D tek çocuk. E ve F de bir kardeş. Yani bulmaca çözer gibi. E ve F de kendi başına bir kardeş. O zaman D ile E için ne diyebiliriz? Kuzen diyebiliriz. Ondan sonra başka ne vardı? Peki aile düğümü hangisi? Yani hani kendisi bütün
ilişkinin kökü değil ama bir aile oluşturuyor. Yani çocukları var. Onun için ne diyebilirim? B ve C bir aile diyebilirim ama C'yi yazacağım burada. Aslında B'yi de yazabiliriz. Aile düğümler diyelim. Aile iki nokta üstte. B bir aile düğüm, C de bir aile düğüm. Hani bunlar kendi arasında şeyler oluşturuyor. Ya aslında ebeveyn dersek, yani ebeveyn diyelim. Aile demeyeyim de. Ebeveyn düğümler. Ebeveyn düğümler. B ve C diyebiliriz. Ondan sonra başka. Başka ne diyelim? Mesela biraz daha şöyle soruyu şöyle kompleks bir çok kompleks değil de bu giriş yani giriş olduğu için hani biraz temel seviyede tutmaya çalışıyorum ki böyle ilk dersten gözünüz korkmasın. Çünkü zaten sıralama algoritmalarında özellikle sıralama algoritmalarında ve graflarda biraz işler kompleks bir hale alacağı için sizler de ilk etapta zorlanmadan bu kısımların temeli bir otursun. Dersler ilerledikçe çerçevemizi genişleteceğiz. Şimdi mesela B düğümüne değil de C düğümüne göre konuşalım, tamam mı? C'ye göre diyelim. C'ye göre. Şimdi C düğümüne göre mesela C düğümünün atası. Atası diyemem. Ata çünkü dede oluyor. Üçüncü kuşak. C düğümünün niye? Aslında burada çocuklara D, E, F dedim ama B ve C de birer çocuk. Onları da yazalım. B ve C de sonuçta çocuk. Hani D, E, F biraz daha şey var. D, E, F'yi de torun dediğim için aslında şöyle biz bunu biraz daha köke göre yaptık diyebilir miyiz? Öyle diyelim. Hani şurada şu çocuk kısmından şeyi çıkardım. DEF'yi çıkardım. Biraz daha aslında bu A düğümüne göre olmuş oldu. Şimdi ikinci de biraz daha oturacak. Aslında ilk kısımda ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi C'ye göre yapalım. Bakın daha çok oturacak. Mesela C'ye göre direkt üstünde konuşalım. Şöyle. Şimdi C düğümüne göre C'nin ebeveyni ne oluyor? A oluyor. C'nin ebeveyni A. Peki C'nin kardeşi hangisi oluyor? B oluyor. B düğümü C'nin kardeşi. C'nin çocukları E ve F. Ondan sonra A bu düğümü zaten köküydü. A'nın torunları D, E, F. Aslında onu şöyle düzenleyelim. Torun diyelim. Torun. A düğümüne göre de A'nın torunları da ne oluyor dedik? D, E ve F düğümleri oluyor. D, E ve F düğümleri oluyor. Şimdi soru muhtemelen bu şekilde gelecek. Eğer test sınavıysa hele kesin gelecektir bu tarz bir soru. Yani iki tane soru da olsa buradan ikişer üçer puanlık da olsa kaçırmamaya çalışın. İşte size ilişkilerini soracak. Diyecek ki burada ama şeyi verecek size. A'ya göre, B'ye göre, C'ye göre, şuna göre diyecek. Şu düğüme göre işte bu düğümün kaç tane çocuğu vardır, kaç tane kardeşi vardır, kaç tane atası vardır falan. Bu şekilde bir sınav karşınıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Veri yapılarının 13. dersinde ağaçlara bir giriş yapmıştık. Giriş yapmış olduk. Gelecek derste şeyle devam edelim. Bu derece, düzey, yükseklik falan. Biraz daha işin sayısal boyutuyla devam edelim. Ondan sonra zaten ikili ağaç düğümü oluşturacağız. Sonrasında da o ikili ağaç düğümlerini kodlayarak artık veri yapıları derslerimize de kod yazmaya başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.